Evet, bu konuyla ilgili telefon hattımızda CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker var. Sanıyorum hatta bizi duyuyor. Mehmet Bey merhaba. Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Kaz Dağları'ndan sonra Salda Gölü'nü de konuşuyoruz. Ülkemizin Maldivleri olarak nitelendiriliyor ve milyonlarca turisti çekiyor ama bir millet bahçesi yapılması gündemde, ihalesi de 31 Temmuz'da. Son durum nedir? Bilgileri sizden alalım. Şimdi her şeyden öncelikle sizin de çok yüksek katkılarıyla dün trend topik olan Salda'ya dokunma hashtag'iyle ülkenin gündemini taşıyan tüm destekçilere, tüm çevre bilincini taşıyan insanlarımıza sonsuz Burdur halkı adına saygılarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet, artık bu bir kanıksandı. Salda Gölü 110 çeşit endemik kuşa, 8 çeşit endemik bitkiye ev sahipliği yapmakta. Ve bu göl ben sözleşmesiyle bu canlılar kontrol altında. Ancak burada bizim iktidara anlatamadığımız şey şu: Salda Gölü'nün kenarındaki beyazlığı ve o maviliği veren doku bizim biyomineralizasyon dediğimiz, yani canlı bir bakteri türü ve yaklaşık 2 milyon yıldır oluşa gelen bir yapı. Buradaki stomatolit denilen yapı ışık görmesi mecburi. Şimdi Sayın Bakan dün bununla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki ben Salda Gölü'nün etrafında yapılaşmaya asla izin vermeyeceğim. Peki burada kendisine sizin aracılığınızla bir kez daha sormak isterim. Salda Gölü ile etrafında tanıtımını yaptıkları proje Salda Gölü'nün etrafı değilse neresidir? Kaldı ki oraya yapılacak projeyi çivi çakmak değil dozerle yapacağınıza göre yapacağınız tahribat bunun çok çok daha ötesindedir. Az önce siz de bahsettiniz. Bilim adamları şöyle diyor: dağdan göle kadar insani faaliyetlerin inşaata dönüşmesi demek bu gölün yok olması demek. Evet, 5 yıl içerisinde orası çok ciddi bir kampüs ya da işte alanları, donatıları olan bir yerleşkeye dönebilir ama 5 yıl sonrasında bunun örneğini biz Uzungöl'de yaşadık, bunun örneğini biz Pamukkale'de yaşadık. Elimize kapkara ortada bir göl kalır ve özelliğini yitirir. Bu gölün esas önemli olanı insanların buraya gelip sakin bir doğa ortamında huzur bulmaları. Bu yapılacak işler aslında ilçenin kendi içerisine belediyenin tasarrufuyla, yönlendirmesiyle ve devlet desteğiyle yapılsa, buna çok güzel bir örnek de var. Bildiğiniz gibi Asos, Çanakkale'nin çok güzel bir örnekle biz bunun altından kalkabiliriz. Gölümüze de zarar getirmemiş olabiliriz. Ama burada nedense yeşile ve doğaya karşı kini olan bir kesim bunu ısrarla gündemde tutmak istiyor. Aynı şey yayınınızı izliyorum. Kaz Dağları için de geçerli. Kaz Dağları bittikten sonra altın çıksa ne olur? Ne yapacağız biz o adam? Yani bunlar geleceğimizi şimdiden yok etmeye, çocuklara emanet olarak devraldığımız bu güzellikleri bitirmeye yönelik hamleler. Bugün de saat 14 itibarıyla Genel Başkan Yardımcımız Gülizar Biçer Karaca'nın katılımları ve yöre halkının desteğiyle burada bir mini miting düzenleyeceğiz. Sesimizi duyurmaya çalışacağız. Bu sesimize ses olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Ya aslında uzmanlar oraya ayakkabıyla dahi evet, basılmaması gerektiğini evet, söylüyor. Yani uyarılar bu kadar kaygıyı ortadayken bu çok mu ihtiyaç? Yani sanıyorum yeterince tesis de var oranın etrafında. Yani bu kaygıyı biz yaşarken oraya dozer sokmak gerçekten akla ve doğaya aykırı bir hamle. Bakın, 2 yıl öncesinde oraya bir gölet projesi yapılmıştı. Biz bu göletin sulama alanını ve Salda Gölü'nün canlılığını yok edeceğine yönelik uyarılarımızda bulunmuştuk ama dinlemediler. Mahkeme bizi haklı buldu, gölet yapımını durdurdu ama gölet yapılmış oldu. Biz bu geri dönüşülebilir bir olay, bunu çözmüş olduk. Ama buraya yapılacak olan yerleşkeyle Salda'nın maviliğine ve temizliğine yapılacak müdahale üst seviyeye çıkacağı için geri döndürülemez bir seviyeye geliyor. Şu ana kadar 400 bin ziyaretçi alan bir bölgeden bahsediyorum. Gençler geliyor, kendi ailelerinde artıyor. Artı teknolojiden uzak, arkadaşlık, dostluk anlamında orada bir eğlence ortamı, bir doğa güzelliği, bir doğa harikası var. Bunu lütfen Çevre Bakanı tekrar
dikkate alsın. Böyle bir bahçe yapılabilecek olan bir yer illaki başka yerde bulunur. Ama Salda Gölü tek ve Salda Gölü bulunmaz. Bunun etrafına yapılmasına da biz şiddetle karşı çıkıyoruz ki bilim insanları ve çevreciler de bizim bu karşı çıkışımıza destek veriyorlar. Haklıyız, kazanacağız diye umut ediyoruz. Peki hukuki anlamda şimdi ihale yapılacak ama hukuki anlamda bir buna engel dava olma şansı var mıdır? Evet, şimdi burada baro başkanları dün itibariyle dilekçelerini verdiler. Gerek Burdur olsun gerek Antalya'dan olsun çevreye duyarlı avukat arkadaşlarımız baronun da önceliğiyle birlikte ihaleyi durdurma ve iptali yönünde dilekçeyi verdiler. Bu yönde de mahkemeden yani hukuki olarak mücadelemiz elbette sürecek. Bizim zaten dünya görüşümüz olarak her şeyi hukuk çerçevesi içerisinde çözmeyi kendimize şiar edilmiş insanlar olarak önce uyarımızı yapacağız, sonra mahkemeden gelecek kararı bekleyeceğiz. Ve mahkemede bize yönelik bu kararı verecektir. Burada korkumuz az önce de söylediğim gibi gölet bittikten sonra ya da bu proje bittikten sonra mahkeme bunu durdurma kararı verirse olan olmuş, iş bitmiş olacak. Biz endişemiz bundan kaynaklı bir endişe. Ve bunda da yetkilileri bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Sayın Çevre Bakanı'nı, çevre siyaset üstü bir konu, çevre çocuklarımıza emanet bir konu. Bunu siyaset malzemesi yapmadan bu konuya tekrar bir duyarlılık göstermesini önemli rica ediyorum. Yani Çevre Bakanı'nın açıklaması dikkat çekmişti. Tabii ki Salda Gölü'nün doğal güzelliklerini koruyacağız. Herhangi bir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Ancak değil. Millet Bahçesi'nde yapacağız diyorlar. İkisi bir arada olmaz. İkisi bir arada olmaz. Bakın Denizli'de bu işle uğraşan üniversitede akademisyen arkadaşın çok ciddi bir açıklaması var. Diyor ki dağdan gölün kıyısına kadar yapılaşma olacak olan her türlü insani faaliyet gölün ekolojik dengesine ciddi anlamda zarar verecektir ve burada geri dönüşümü imkansız olan sonuçlara neden olacaktır diyor. Böyle bir bilim insanının ortaya tespiti varken bunda ısrarcı olmak anlamsız. Siz de tekrar söylediniz. Dünyada iki yerden biri bu topraklarda. Ve bu toprakların üstünde bilimsel anlamda çalışma yürütülen bir yer. Şimdi buraya biz insanların ayağıyla bile basmasını istemezken buraya grader sokmak, buraya dozer sokmak, sonra etrafında yapılaşmaya izin vermeyeceğim demek hiçbir mantıklı açıklamayla izah edilebilir bir durum değil. Peki son olarak yaşanan bu üst üste çevre katliamları yaşıyoruz. İşte geçtiğimiz aylarda ODTÜ'de bir ağaç kıyımı yaşandı. Kaz Dağları'nda yaşanıyor. Salda Gölü yani sıradaki artık ne olacak diye vatandaşlar sormaya başlıyorlar. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak? Şimdi bu durumda öncelikle iyi niyet yok. Bakın ODTÜ'de yapılmaya çalışılan yurda karşılık Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş dedi ki eğer buraya bir yurt ihtiyacı var ise ben bu yurdu size yapar temin ederim başka bir alanda. Sonra rektör bey çıktı dedi benim birilerine sormam lazım. Bu kararı kendisi demek ki almıyor. Demek ki oraya bir art niyetli yaklaşım var. Ve böyle eğitime destekli gelen bir kampanyaya kendi sırtını dönüyor. Aynı şeyi de Kaz Dağları için de düşünüyoruz. Buradaki yapılan iş de iyidir. Temelden gelecek olursa biz deniz gezmişler kendimize şiar edilmiş insanları. Altıncı filo, buradaki altıncı filo sanırım ironi anlaşılmıştır. Altıncı filo Kaz Dağları'ndan defolması lazım. Aynı şekilde Salda Gölü'nün doğallığı, Salda Gölü'nün etrafına ve halkına bırakılması çocuklarımızın orada tekrar sadece Burdur veya Yeşilova değil, diğer yörelerden gelecek insanlarımızın da önümüzdeki süreçlerde sonsuza kadar bu güzelliği görmesi açısından ciddi önem arz ediyor. Hep söylüyoruz direne direne kazanacağız. Ama yasal yolla, ama direncimizle, ama yetkilerin inşallah diyelim kendi mantığıyla değil de ortak akılla sürece bakmaları doğrultusunda biz bu yolda bir olumlu sonuç alacağımıza inanıyoruz. En azından bu umudumuzu korumak istiyorum. Saat 14'te de bir basın açıklaması olacağını duyurdunuz. Evet. İsterseniz bunu tekrar vatandaşlarımıza duyurmuş olalım sizin aracılığınızla. Çok teşekkür ederim. Evet. Yani
tekrar söylüyoruz. Bu bir parti üstü bir konu. Bu siyaset alet edilmeyecek bir konu. Dolayısıyla çevreye gönül vermiş olan, çevreye duyarlı herkesi saat 14'te sesimize ses olmak üzere Salda Gölü'nde bizle beraber olmaya davet ediyoruz. Hepsine, gelenlerin herkesine, gelemeyenlere de. Kimler katılacak peki? Kimlerin öncülüğünde yapılacak? Onu da sormuş olayım. Bu oradaki yöresel halkın ve bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin organizasyonunda, ki diğer parti yöneticileri de bu eyleme destek vermeleri konusunda tarafımızdan davet edildi. Ama buradaki davetimizde özellikle altını çizdiğimiz konu şu: biz bunu siyasete ve politikaya alet etmek için değil, çevreyi korumak, çevreye duyarlılığı arttırmak adına böyle bir girişimde bulunuyoruz. Bunu da buradan tekrar sizin vasıtanızla izleyicilerimize iletmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Mehmet ben Göker. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.